arayacaktım sizi. Nerede? Bütün kasabada. Fatma Girik, 2017'de doğum gününü kutlamak için basın mensuplarıyla bir araya gelmiş, Şoför Nebahat filminin klasik otomobiliyle böyle poz vermişti. Evinde düşerek hastaneye kaldırıldığı günse yaşadıklarını esprili bir dille anlatmıştı. Herkes her şeye nazar değdi diyor doktor. Kimse sen salaklığından düştün demiyor. Hülya Koçyiğit ve Perihan Savaş'la kameralar karşısına geçtiğinde yaşını gururla söylemişti. Kaç yaşın oldu? 59. Maşallah. Ben 74. Hayat arkadaşı yönetmen Memduh'unu kaybettiği 16 Ekim 2015'te ise bir yanını yitirmenin hüznüyle taziyeleri kabul etti. 1942'de İstanbul'da dünyaya gelen Fatma Girik, annesinin uyarısıyla okulunu bitirdi. Cağaloğlu Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1957 yılında Leke isimli filmle 15 yaşında sinema dünyasına girdi. 1960 yılı hem sinema hayatının hem de aşk hayatının dönüm noktası oldu. Memduh'un imzalı Ölüm Peşimizde filmindeki performansıyla yapımcıların aklına, Memduh'un kalbine kazındı. Anlattı mı kaldı? Her şey meydanda. Gazeteleri görmedin mi? O günden sonra sevginin ve saygının üzerine eklendi tuğlalar. Memduh'un yönetmen Fatma Girik'in başrol koltuğunda oturduğu onlarca film çekildi. Dört Yapraklı Yonca'nın mavi gözlü yıldızı, 60'ların ortalarında toplumsal konulara değinen filmlerde rol almaya başladı. Kanun suçluya cezasını verdi baba. Hala bu kan davasını sürdürmenin faydası yok. Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1964 yapımı Keşanlı Ali Destanı'nda Fikret Hakan'la rol aldı. İkinci Antalya Film Şenliği'nde ilk kez en iyi kadın oyuncu ödülünü kucakladı. Lafa bak lafa. Er kişi başkasının cinayetiyle caha satar mı? Cüneyt Arkın'la başrolde yer aldığı Büyük Yemin filmiyle 1. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Nesi var bu rezil yerin özlenecek? Şimdi ne olacak? Ya onlar seni öldürecek ya da sen onları. 1987'de Kemal Sunal'la başrolü paylaştığı Japon İşi Türk sinemasının unutulmazları arasına girdi. Bir tatlı söz söylesene ne olur. Al sana tatlı bir söz. Oh. 1989'dan 1994'e kadar Şişli Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı programı sundu. Bir daha dünyaya gelsem yine ona aşık olurum dediği Memduh'unu 16 Ekim 2015'te kaybetti. O benim hayatım da. Gene dünyaya gelsem yine Memduh'a aşık olurum. Cenaze töreninde yaptığı konuşma, bir yıl boyunca hastanede ziyaret ettiği hayat arkadaşına duyduğu sevginin büyüklüğünü gösterir nitelikteydi. Sevdiğin insanın elini tutup onu 20 kere 30 kere yanağından öpüp her gün kulağına fısıldamak. Memduhcum bir an evvel iyileş. Bak dışarıda hava çok güzel. Terasta kahvaltı edeceğiz. Bunu 12 ay boyunca söyledim. Ama hiç yar olmadı. O günden sonra bir yanı hep eksik kalan Girik, Bodrum'daki evinde inzivaya çekildi.